Hepinize merhabalar arkadaşlar. Sonunda çiftlikte kar görebildik. Videoya gireyim dedim hazır kar görmüşken. Şöyle çok süper drift atıyoruz. Bakar mısınız? Yani karın yağdığını bak, fırt 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 ses geliyordur inşallah size ama orijinal kar sesini yapmışlar. Kar sesinin dışında iki video önce videoda sesim gitmiş. Almamış yani sesimi. Şu an bu kayda girerken de girmeden önce de denedim. Sesi alıyor mu almıyor mu diye. Alıyor ama. O videoyu yaptıktan sonraki videoyu da ikisini peş peşe çektim. İplikhane koydum videosuyla terzane koydum videoları arka arkaya. Ama nedense ne hikmetse iplikhane videosunda sesim çıkmamış. Sonrasında iplikhane videosundan sonra oyunu bir kaydedip kapatıp dışarı çıkmıştım. Sonra geri gelip bir saat kadar filan işte ek kontratlarla biraz para yapıp terzihanenin parasını tamamlayıp onun videosuna girmiştim. Evet şu an ne oldu? Donarken orada bir drop yedik. Ben o geri gelip de terzihane videosuna girdiğim kısımdan sonrasını terzihaneyi koyduk, yağı sattık, işte römork aldık ikinci elden 40 tonluk. Çok güzel bir römork almıştık. Derken arkadaş o terzihaneyi yaptığımız, aldığımız, video çektiğimiz bütün olayları kaydetmemiş. Bugün oyuna bir girdim. Şimdi ses hatası olan video yayınlandı. Girdim ben de doğal olarak. Bakın buraları da düzenledim. Bu arada bu söylediğim olay kaydetmeme olayı, ses gitme olayı ıvır zıvır olunca bizim traktörümüz normalde siyahtı biliyorsunuz. Bu özelliği de gitti. Kendisinin. Evet ben bunu nasıl yapmışım böyle ya? Taba basıp çıkmışım galiba. Tamam neyse. Burayı biraz sonra anlatırım zaten. Şurayı bir toparlayayım. Neyse. Terzihane yüklediğim video falan hepsi gitmiş. Oyuna bir girdim. Terzihane yok. 80-90 bin dolar param duruyor. Çıldırdım tabi. Ek kontratlar yaptım. Bir şeyler yaptım. Bu arada ikinci elden aldığımız römork da gitmiş. Doğal olarak. Öyle olunca tabi yalan oldu her şey. Ben bayağı delirdim. Böyle yani şu an tik oldu. Tekrar videoyu kontrol ediyorum. Hızlı bir şekilde aynı yaptığım şekilde işte götürdüm. Kanal ayağını sattım tekrar. Parayı tamamladım. Terzihaneyi tekrar kurdum. Birkaç kontrat daha yaptım. Her şey okey ama ikinci eldeki o römork, 52 tonluk römork ne yazık ki bir daha gelmedi. Hatta oyunun bir ayı 3 güne tekabül edecek şekilde ayarlıydı bende. Onu da 5 güne çıkardım. Hani gelsin diye ama ne yazık ki arkadaş bir türlü gelmek bilmedi. Şimdi şu arkadaş 6 metre bizdeki şöyle bir saniye orada değil burada. Bizdeki pulluk 3 metre. Diyorum ki ben bu arkadaş 5000 dolarmış. Bunu da şimdi girer girmez gördüm. Normalde paramız olsa şu an bunu alırdım. Güzel bir biçer döver aslında. Yani oyunun favlarından en babasından. Direksiyon simidi neymiş ya? Ideal Drive diye var. Direksiyon simidi var. Ideal Drive. Ideal Drive daha iyi tabii ki de. Görüntü olarak en azından. Kapasitesi ne kadarmış bunun? 17.100 litre. Yani ileride alacağımız bir arkadaş bu. Ama şu an bunu alacak paramız ne yazık ki yok. 178 bin dolar. Bütün paramız şu 24 bin dolar. Hazır denk gelmişken biz artık pulluk işini de traktörlerimizi büyüttük. 7,5 metrelik kun var. Onu almak istiyordum aslında. Videoya girdiğim ekipmanı. Hatta şöyle göstereyim. Şunu. Bu arkadaş 7,5 metre. Normalde bunu almak istiyordum. Ama bu da biraz pahalı. O yüzden hazır denk gelmişken, madem romork gelmedi, öncümü çıkaramıyorum yani. Romork gidince hadi öbürküler hiçbir şey önemli değil yani, tekrar yaparım ama romork gidince çıldırdım. O zaten hani böyle düşünüyordum keşke denk gelse de alsam diye, zank diye çıkmıştı. Çok memnun olmuştum aldığıma. O öfkeyle ben girdim şu ekiciyi falan aldım. Bunu yok hayır lan, 25.000 dolara gibi bir şeye denk geldi. Romork gelmeyince çıldırdım, bunu aldım. Şunu zaten ikinci elden almıştım, yem karmayı. Şimdi bahaneyle şu pulluğumuzu da 3 metrelikten 6 metreliğe çıkarmış olalım. Geniş lastikliğe gerek yok. Satın alalım bunu da. 16.000 dolarımız var. Bakın şunu keşke param olsa da alabilsem ama ne yazık ki. Sen bir çalış bakalım. Seni zaten ben buraya yanaştırıp tapla çıkmışım. Bir daha bu kadar yanaştırmayacağım. Şöyle oradan pulluğu takalım. Bunları yıkadım, böyle dizdim buraya. Güzel oldu. Bayağı da bir yerde var hala boşluk. Bakın şu traktörün yanı boş. O karşısı boş falan. Oto yükleme vagonunu tekrar yükledim. Yani birçok şey oldu. Oyun bug'a girdi, hata verdi, kayıt almadı, işte Steam'den uyarı verdi. İşte Steam kütüphanene ulaşamıyor dedi, bir şeyler dedi. Oyunun dosyalarını, yerel dosyalarını işte tamamlattım. Onu yaptım, bunu yaptım. Bir ton şey yaptım. Save'i bir şekilde kurtardım. Hatta sürekli hata verdiği için artık save'in yedeğini de aldım. Bütün kayıt gitti. Zararı bize o ne güzel 52 tonluk romorkumuz olmuştu. Ama onu da kaybettik ne yazık ki. Sağlık olsun. Bir daha denk gelir inşallah. 6 metrelik kültivatöre, pulluğa geçtik en azından. Şu ufaklığı da bir satalım. Yani oyun hiç affetmiyor arkadaşlar. Yani hata üzerine hata, hata üzerine hata. Kaderim midir nedir bilmiyorum. Bakın traktörüme ben alırken 5.000 dolara kıyıp bunu siyah yapmıştım. Ama o da gitti. Hani herhangi bir şey de yapmadım yani. Şimdi 6.000 dolar oldu. Şimdi ben şunları yaptırsam buraya ekliyor zaten. Çok bir avantajı olmuyor. Satalım, ondan kurtulalım. Şu yeni aldığımız arkadaşı takalım, evimize götürelim. Bu zaten temizdir. Direkt götürüp garaja koyacağım. Böylelikle artık 3 metrelik ekipmanımız kalmadı arkadaşlar. Arada bir tane de şey ot biçme makinesi denk gelmişti. O arkadan böyle uzun açılıp kapananlardan. Şu hatta evin orada az bir yeri denedim onu. Kullanımı çok zor geldi. 5-6 bin dolar mıydı? 7 bin dolar mı neydi? Geri sattım. 2.000 dolar zararla. Yanılmıyorsam 1 ya da 2 palet kıyafetimiz birikti. Biraz ayçiçek yağımız birikti. Kanola yağının bu arada Kasım ayının başı gibi, ortası gibi kanola yağında 2050 doları gördüm. 2000 dolarları görüyormuş kanola yağda. 2-3 palet birikmiş vardı. Onu da arada sattım. Bir 6100 dolar, 6200 dolar gibi bir para. Oradan da geldi. Şunu bir alalım, götürelim. Önceki ufaklığı çıkardığımız yere bunu geriye bir sokalım. Tabii böyle biraz insanın tersine geliyor ama biz çocukluktan, atadan çiftçiyiz kardeş. Sokarız. Tabii oyun bir de müsaade etse kontroller. Şimdi bu böyle olmadı. Biraz öne geleceğiz. Biraz daha öne geleceğiz. Çiftliğe kar yağdı deyip karlı bölüm videosu yapayım diyerekten girdim ama ben ekran görüntüsü falan almadan kar eridi abi. Her zamanki gibi çok şanslıyım. Başımıza gelen talihsizlikler videosu olacak yine bu da. Şu oto yükleme arkadaşı nereye koysak? Bunu şu diğer romorkun yanından gireyim. Şurada dursun. En çok kullanacağımız şey bu. Bunu satın almayı düşünüyorum aslında ama şimdi bir güncelleme geliyor. Bir şey oluyor. Bu patlıyor biliyorsunuz. Şimdi bir güncelleme falan gelir, tekrar patlarsa paramız çöpe gider. O sebeple bu arkadaşı satın almayacağım. Kiralık bu şu an. Kiralık olarak da devam etmeyi düşünüyorum. Allah var. Dediğim gibi hani patlar matlarsa, bir şey olursa hiç gerek yok abi. Kendimizi üzmeyelim. 25.000 dolar çünkü kolay kazanılan bir para değil oyunda. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Şöyle tekerleri de düzden. Stop et bakalım. Bu sefer inebiliyoruz değil mi? Yani inemiyorsam da şunu neyse çok ayarını bozmayayım. Diğer arkadaş, evet bu arkadaş kontratı tamamladı. 63, 64. Zaten başka kontrat vermiyor görüyorsunuz. 67. 67 neresi? Aşağı köşe. Bu kontratları da verdim. Artık bitecek zaten. Aralık ayındayız. Daha başka kontrat vermez. Bir 69 numaralı tarlayı hasat ettikten sonra onun polukla sürme işini verdi. Büyük iş olarak. Ama inşallah bu kayıtta sorun yoktur ya. Yani şu an kısır dönemdeyiz. Ben sırf başıma gelenleri anlatayım diye. Bir de o ses çıkmayan video için sizden özür diliyorum. Yani nasıl oldu, nasıl yapabildi, nasıl başarabildi kayıt programı, onu inanın ben de çözemiyorum. Yani 2 saat arayla 2 video aldım. İlk aldığımda ses yok. Yani seste bir problem olsa, cihazda bir problem olsa, ne bileyim bilgisayarda bir problem olsa tamam anlayacağım. Yani 2 videoda da ses olmaması lazım. Ama ikinci videoda bir problem yok. Onda herhangi bir problem olmadan almış kaydı. Ama bir önceki videoda ses çıkmamış. Onun için sizden özür diliyorum. Yani kontrol edip yayınlanmadan önce fark etseydim ben onu, büyük ihtimalle kaldırırdım direkt. Ne olurdu? Belki bir gün video gelmemiş olurdu ama en azından ses olmayan, böyle benim boşa konuştuğum bir videom kayıtlara girmemiş olurdu. Güzel olurdu ama sağlık olsun. Romorkumuz falan gitti dediğim gibi. Bir ton sıkıntı oldu. Ama oyun bize ne sürpriz çıkarırsa çıkarsın bir şekilde üstesinden geliyoruz biliyorsunuz. Başa çıkıyoruz yani. Çare yok. Sadece farming oynadığım için biraz böyle ufak tefek hatalar şeyler olduğu zaman beni biraz fazla sinir ediyor ama yapacak hiçbir şey yok. Şuraya sen 0-0 geri dönersin. Girip o sevin kaydın böyle gittiğini de görünce hani ya bir sonraki videoda yaptığım işlerin hepsi gitmiş. Satın aldığımız romork gitmiş. O gitmiş, bu gitmiş. Bir ton şey gitmiş. Delirdim. Pamuk kontratı verdi. Dedim ben bu kontrata çökerim. Pamuğu topladım. Götürdüm. İplikhaneye attım pamuğu abi. Hani iptal edeceğim kontratı aklımca. Parasını almayacağım. Kontratın bana vereceği görev parasını. Ama pamuğa çökmüş olacağım. O da eksik olan malzemeler deyip pamuğun o günkü fiyatından 18.000 dolar bana bir kütledi. Sonrasında kontratı tekrar alamadım. Kaçırdım. Zamanı hızlandırdığımız ana denk geldi. Vesaire vesaire. Ya bir ton problem yaşadım şu videoya gelene kadar. Ama her şeye rağmen videodayız. İnşallah şu an izlediğiniz videonun da sesinde filan problem yoktur. İnşallah olmaz. Çünkü olursa artık tahammül sınırlarımın çok üzerine çıktı oyun. Sağ olsun. Başardı yani onu. Şuradan giderken de şu sivri olan yerlerde, oval olan yerlerde hata filan verebilir. Şöyle gerçi düzgün bir şekilde işliyor ama hiç bulaşmasak mı? Bakın bu 6 metre bizimkinden. O da almayı düşündüğüm 7,5 metre olan. Yani 1,5 metrenin lafı olmaz. Arada bir afaki bir fark yok. Zaten ekim makinamız 6 metre. Gübreleme yapıyor, ekim yapıyor. Aynı zamanda mibzerimiz yani kök bitkilerini eken, yeni aldığım, ikinci elden aldığım. O da 6 metre. O da hem gübreleme hem ekim yapıyor. Yani çift gübreleme olayından kurtuluyoruz. Direkt tarlayı gübrelemeden ekeceğiz. Üzerinden bir aylık bir dönem geçtikten sonra ikinci gübresini atacağız. Önceden biliyorsunuz önce bir gübreliyordum. Üzerine ekiyordum. Sonra ektikten belli bir süre sonra bir daha gübreliyordum. Artık o işten kurtulduk. Pulluğumuz büyüdü artık. Bunun aynısından var. Yani bütün ekipmanlarımız büyüdü. 7'li sabanımız var. Traktörümüz büyük. Arada ikinci elden bir tane şey geldi. 370 beygirlik case. Fiyatı da uygundu aslında. 70.000 dolar gibi bir şeydi. Hani uğraşsam belki ne bileyim koyunları satayım sonra alayım desem. Tavukları satayım desem. Biriken yağ, mal, yapak mapak hepsini satsam ortalama para çıkıyordu. Ama 375 beygir traktör şu an için bize biraz fazla. O aldığımız şey Deutz Fahr bize gayet yetiyor. 287 beygir. Fazlasıyla yeterli. O yüzden almadım. Hala gözüm remorkta ama gelmiyor ne yazık ki. O artık bir kere kaçtı. Kaçan balık büyük olur derler ya. Yenile dedim, bakın orada bir kontrat veriyor gibi oluyor ama gidiyor. Hata veriyor. Yani çaresizlikler, olumsuzluklar, problemler bir türlü bitmedi oyunda. Ama bakın her şeye rağmen şimdi bu kontratların tamamı bitiyor. Yeni kontrat vermiyor bu dönemde. Aralık-Ocak döneminde. Ben böyle bu toprak işleme görevlerini falan veriyorum. Hepsini yapıyorum. Ufak büyük demeden tamamlıyorum. Ondan sonra zamanı bir hızlandırıyorum abi. Direkt Nisan'a kadar. Şuraya kadar. Şuraya kadar. Yani burada bu üçünde hiç kontrat vermiyor. Sadece şurada bir pamuk ekim görevi geliyor gelirse. O da 3.000-4.000 dolar. Arada onu da yapıyorum. Hiçbir gübreleme herhangi bir kontrat o şekilde bir şey vermiyor. Bakın sadece bunlar var zaten. Siz de gördünüz. Orada ufak bir yer bıraktık. Dönelim orayı da alalım. Sonra gidelim tarla 74'e. Bu arkadaş tarla 74'ü yapsın. Bu burayı bitirir zaten artık. Yani kısır döneme girmeden önce bir video yapmak iyi olur diye düşündüm hem. Hem bir kar yağdığını göstereyim dedim. İyi kar yağdığını gösterdik ama tam anlamıyla işe yaramadı. Biraz geç kaldım. Aralığın ikisinde yağmaya başladı. Ben bir gün geçmesini bekledim. Ocak'ta da yağar diye düşündüm. Ama yağmadı. Hani oyunu hızlandırsam belki yağabilir. Hatta niye yavaş moddaki hızlandır. Nasıl şu an herhangi bir kontrat yok. Hayvanlarımızın yem problemi var mı ona bir bakayım. Onda o da yok diye biliyorum. Evet dolu zaten. Ama abi niye biz yavaş gidiyoruz ki? İkinci elden bakarsın videonun uğruna. Bizim remork geri gelir. Şunu kaçırmamak lazım aslında. Çok güzel bir fiyat. Çok makul, çok mantıklı. Oyunun en üst seviye biçerlerinden. 13-14 metrelik kesici uçları takılabilen biçerlerden. 9T hatta 10T modeline de yükseltiliyordur büyük ihtimalle. Böyle sürekli baka baka gidiyorum artık işte. Burayı da kontrata bırakıyorum. Oh my god. Evet. Oyunda videolarda hiç gece, oyun içindeki gece senaryosu pek denk gelmemişti. Bahaneyle oyunun gece halini de görmüş oluyoruz şu an. Videoda ilk defa. Yani öyle hatırlıyorum. Hiç geceye denk gelen videomuz yoktu. Geceleri de video... Hop. Aman ha. Evet böyle şeyler tabii ben kayıttayken olsun iyi. En azından böyle başıma ne geldiğini, cenabetliğin ne boyutta olduğunu izleyen herkes de görsün. Ya arkadaş. Kayıt gitti, çıldırdım demiştim ya. Gittim kanola yağını satacağım. Grocer Markt'ın şeyinde, bahçesinde, otoparkında remork devrildi. Geri kaldıramadım yağlar içinde. Sıfırlasam yağlar gidecek. Yağlar gitse terzaneyi kuramayacağım. Ya var ya, ne uğraştım ya. Evet gidiyor gönlümün efendisi. Ama gidecek, yapacak bir şey yok. Bu da sılaj ucu. 6 metre. Röp diskli tırmık sığ seviyede işlemek için 8 metre olabilirdi ama 390 HP'lik traktörümüz yok. O yüzden olamaz. Kontrat var mı? Yok. Bakın yani ölü dönem. Bilerek hızlandırdım. Belki yani videoda daha çok uzun olmadı. 20 dakika falan oldu. Belki ocağa geçerken kar yağar hani. Çiftliğe kar yağdı deriz. Bir ekran görüntüsü alırız. Bir şeyler güzel olur. Görüntü olur. Kar yağışı olur. Bir şey olur. Diye hızlandırdım ama pek bir şey olacak gibi durmuyor açıkçası. Şimdi şurada bir tarla 80 kaldı. Bunu da yaptık mı? Zaten bütün her şey bitecek. Şuraya kadar ta ki. Şurada bir 1-2 tarla pamuk ekilecek olan tarlaların şeyini verir. Ekim görevini verir. Başka da bir şey gelmez. Bu neymiş lan? Ön yükleyiciymiş. Ne kadar tipsiz bir şeysin ya. Şuna bakar mısın? Aslında sempatik de duruyor ama. Neyse, ihtiyacımız yok. Boşa para harcayamayız. Artık bir ay 5 gün. Çok daha fazla ikinci elden ekipman görüyorum. Hayvanlar yani tavukların yemi biraz yavaş bitiyor. Daha iyi oldu bence. Takip etmesi zorlaştığı zaman atıyorum atımız olacak, domuzumuz, ineğimiz bütün hepsi olduğunda artık yetişemeyecek hale geleceğiz. Böyle hızlandırdığımız zamanlarda yani zamanı çok hızlandıramayacağız. Hayvanların yemine, suyuna, ne bileyim bulamacına yetişmek için. Çok hoşuma gitti bu. Bir ayı 28 gün yapabiliyoruz maksimum biliyorsunuz. O dönemler geldiğinde bir ayı böyle 5 gün, 10 gün, 20 gün yapa yapa en azından hayvanların yaptığı tüketimi azaltarak zamanı hızlandırma yoluna gidebiliriz. İleride kullanabileceğimiz bir yöntem şu an bu. Sadece moloz kırıcının talebinde uyarı veriyor. Yani büyük moloz kırıcı talebi diye. Diğer şeylerde herhangi bir talep olmuyor galiba. Atıyorum demiyor. Soya fasulyesinde işte Farmers'ta büyük talep demiyor ne yazık ki. Biz de yiyoruz işte böyle. Ah evet. Beklediğim şey. Kar yağışı. Böyle birden yağıyor yağıyor. Birden her yer beyaz diye veriyor böyle. Bakalım olacak mı? Çok hızlı karanlık çöktü tabii. Evet, bu listede bitince yenisi gelecek. Aralığın 5'inde. Günlük bir liste geliyor gibi bir şey. Görev yok. Ocak, Şubat ayında başlıyor pamuğun ekimi. Bu arkadaş hem gübreleme hem tohumlama yapıyor. Benim 6 metrelik dediğimin en büyüğü bu. 18.2 metre. Deposu çok iyi. 7068 litre deposu olması mükemmel aslında. Benim aldığımın deposu işler acısı ama işimi görür diye aldım. Bakar mısınız? 595 litre tohum alıyor. Yani ufacık bir tarla süreceğiz. Tohum zank diye bitecek. Ama sağlık olsun. Yoktu çünkü benim kök bitkilerini ekebileceğim herhangi bir ekipmanım. Kiralamak zorunda kalacaktım. Atıyorum artık kıyafet işine girdik. Pamuk ekeceğiz belki. Şuradan terzihaneye de bir gidelim. Kaybolan ama zorla geri getirdiğim terzihanem. Burada biraz biriken kıyafetimiz olması lazım. Evet bakın bir tane var. Kıyafetler malzeme eksik diyor. Neden malzeme eksik? Şeyler yetiştiremiyor mu sana? Kumaş yetiştiremiyorlar. Kumaşı yok. Neden abi? Allah Allah. Yani iplikhane kumaşı biraz zor yetiştiriyor. Yetiştiremiyor daha doğrusu. Ayçiçekler işte kontratlardan kalan ayçiçek bu. Kendimi çekmedim biliyorsunuz. Kontratlardan artan ürünü sürekli olarak yağa çeviriyorum. Güzel karlı iş. Rip. Kar bir yağıyor gibi yaptı. Bize fake attı abi. Yine yağmadı. Bakalım. Yeni gelen bir şey yok. Devam. Ya en azından bir ocağa geçene kadar bekleyeceğim arkadaşlar. Yani amacım videoyu uzatmak değil. Aslında 15. dakikada falan videodan, yani videoyu kapatabilirdim, durdurabilirdim. Kar yağacak gibi. Böyle her yer. Bir renkler bozlaştı, açıklaştı. Kışa girdik tabii doğal olarak da. Sonbahar renklerine döndü oyun. Bakın ağaçlar falan kurudu. Renkler açıldı. Oo. Traktörlerin babası 900 vario. 930 vario. Bakın 296 beygir. 176.000. Çok güzel bir traktör ama işte. T6 125 beygir. 155'lik olanıymış bu. Param olsa şu an bunu alırdım. Jonder'i atıp satıp bunu alırdım. Ama 810.000 dolar para yapıyor. Toplam 20.000 dolar paramız olur. 42.000 doları çıkaramayız. 176.000 zaten çıkaramayız. Kontratlarda bir gelişme var mı? Hala tırt. Şu aslında çok iyiymiş de. Yani şöyle bir ön yükleyici ekle buna. Bu nasıl bir şey lan öyle öndeki? Enteresan. Maksimum 175 HP oluyormuş. Gerek yok. 155 de bizim işimizi görürdü. T6 155. Tam çift dikişi. Yem karmaydı, işte balya çekmeydi. Bunun ikinci gelişi. Bu oyuna girip de römorku kaybettiğimi görüp ilk bakmaya başladığımda gelmişti bu. Hatta o zaman %40 indirimle falan gelmişti. %55'te geri geldi bakın. Yani umuyorum bakın çıkan malzemeler tekrar gelebiliyor. Hani dua ediyorum yani bizim römork da geri gelsin abi. Ah tarla 80 gitti. Görevi gitti ya. Bakın bu ikinci kez geldi yani. Niye benim römorkumda ikinci kez gelmiyor ki? Gerçi şu an gelse de alamam. Paramız yok. Ama sonuç itibariyle bütün ekipmanlarımızı dizdik. Bir tek şu spreyimiz küçük. Bunu bunlardan biriyle... Neredesin? Şunlardan birine gönlüm kaymıyor değil. 27-33 bizimki 24. Çok bir fark yok aralarında ama 36 mesela bu da olabilir. Şunların belden kıvrıldığı için bunlar da böyle dansöz gibi oynadığı için çok hoşuma gitmiyor açıkçası. Şu mesela ikinci elden denk gelirse niye olmasın ki? 4300, 5200, 4500 en babası da buymuş bu arada. Ama belinden kıvrılma muhabbeti dediğim gibi hiç hoşuma gitmiyor. Çıldırtıyor beni kullanırken ama. Bakın bu da bizim ihtiyacımız olan bir şey aslında. İneklerin altına balya atmak için. İçine balya atıyorsun. Püskürtüyor yatak. Saman püskürtüyor yataklarına ama gerek yok. Ocağa girdik. Bakın her yer beyazladı ama pek kar yağacak gibi durmuyor. Neyse arkadaşlar. Videoyu daha fazla da uzatmayayım. Yani saçma bir şekilde bekliyoruz görüyorsunuz. Pek bir şey olduğu yok. Tam gaz 360'da ilerlettim zamanı ama portrat da gelmiyor. Bunlar bitince de zaten ben de oyunu kapatıp çıkacağım. Bir sonraki videoyu yapacağım güne kadar büyük ihtimalle. Şurada Mart'a ya da Şubat'taki ilk gelen kontratlara getirir bırakırıp. Tavukların yemi ne alemdi lan. İneklerin yem atılan yerine balyaları koyduğum için koyunların sürekli 11.500'de bittikçe o balyalar eriyor. Çok güzel mantık bu arada. O balya verdiğimiz otları verdiğim yere balya yapıp oraya dolduracağım abi. Koyunlar böyle çok dert olmayacak bana. Çünkü balya toplama vagonuyla saman ot toplama vagonuyla uğraşmayacağım açıkçası. Bakalım. Oo, bizimkinin aynısı. Daha mı ucuza geldi ya? Evet 15.000 dolara. Biz 16.200 aldık. Bakın yani satın aldığım şey bile tekrar geliyor. Niye romorkum gelmiyor ya? 1000 dolar bize zarar ettirdin ama neyse hadi. Bir şey daha geldi. Bunu 2019'dan hatırlıyorum. Bu yerden her şeyi topluyor. Samanı, silajı, otu. İçine direkt. Hiç böyle şeyle uğraşmıyorsunuz. Üstüne atayım matayım derdi yok. Buradan önden alıyor. Arkada karıştırıyor. Sen oranlarına şuradan bakıyorsun. Götürüp döküyorsun. Ama 14 metreküp, 17 metreküp çok az. Bizimki çok daha büyük. En büyüğü hatta. Oyundaki 24 metreküp. Bu 17. 4, 7 ton daha fazla alıyor bizimki. 7 ton da önemli bir rakam. İneklerde çünkü inekler tam karışık tağını biraz hızlı tüketir. Kontrat yine yok. İkinci el başka bir şey. Yok. Kullanmak üzere silaj, kuru ot, mineralli yem ve samanı. Silaj, kuru ot, saman istiyor belli ki. Oo. Güzel sarma özelliği olan bir balya makinesi. 125 santim yapıp 125 santim sarıyormuş. Silaj için aslında bu alınabilirdi ama bizim en büyüğünden var. İhtiyacımız yok. Neyse. Daha fazla uzatmadan videoya son verelim. Zaten ortalama yine 30 dakika olduk. O 30'u geçmişiz bile. Buradan pek bize yarar bir şey çıkmayacak. Çıksa da zaten alamayacağız şu an. Param yok. Başıma gelen onca şeye rağmen videoyu izlediğiniz için, like atıp abone olduğunuz için, destekleriniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.